1 Eylül'de balık av yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşların ucuz balık yeme isteği henüz gerçekleşmedi. Av yasağının sona ermesinin ardından hava şartları nedeniyle balık fiyatları vatandaşların istediği seviyeye inmedi. Ben gelirken bize, ben gelirken de fırt ettim. Bize böyle olacak. Allah Allah. Ben Ali Baba'nın balığı diyeceğim, ben de Hasan Baba'nın balığı diyeceğim. Palamut mevsimi olması nedeniyle vatandaşlar palamut satın alırken, palamut fiyatları da vatandaşların beklediği fiyatları inmedi. Sağ ol abi. Çanakkale balık halinde palamut balığı 10 ila 15 TL'den satılırken istavrit, sardalye ve hamsi 10 TL'den tezgahlara kondu. Palamut mevsimi olması nedeniyle henüz fazla palamutun olmadığını, Karadeniz'de olan palamutun Ege Denizi'ne inmesiyle palamut bolluğu yaşanacağını belirten balıkçı esnafları, palamutun normalde 7 TL'den satılması gerektiğini ancak beklenen bolluğun olmaması nedeniyle palamutun fiyatının 15 TL'ye kadar çıktığını söylediler. Şu an palamut başladı. Palamut fiyatları biraz yüksek. İnşallah Karadeniz'de bol buraya geldiğinde fiyatlar düşecek diye umut ediyoruz. Tezgahtaki diğer balıkların fiyatları nedir efendim? İstavrit 10 liraya satıyoruz, sardalya 10 lira. Deniz kıtası var, 45-50 lira civarında. Ama dediğim gibi sezon daha yeni başladı, fiyatlar düşecek inşallah. Biraz yükselmesi yani. Hani geçen ilk başlarda çıktı, geçen haftaya göre biraz yükseliş var palamuttaki fiyatlar. Hani 7 liraya 10 liraya sattığımız palamut şu anda 12 lira 15 lira oldu. Bu da balığın az çıkmasından dolayı kaynaklanıyor. Hani beklenen palamut bolluğu yaşanmadı bu sene. Peki diğer fiyatlar nasıl? Diğer fiyatlar mesela istavrit balığı 12 lira. O da normalinde. Sardalya 7 lira 8 lira arasında civarında seyrediyor. Sarpamazlar 12 lira. Diğer karagöz balıkları, deniz çıplaları. Ondan sonra tekir balıkları. Tekir de biraz tabii haliyle her zaman her senedeki olduğu gibi biraz yüksek fiyatlı. Ama diğer balıklar normal derecede fiyatlarda seyrediyor yani.